Ya olacak şey değil ya. 90 dakika maç fauldü. O maçın yarıda kalması lazım. Ben futbolcu olsaydım orada aynı eylemi yapardım, döverdim o geleni. Futbol Federasyonu lan, benim hayati tehlikem var. İçeri girmiş adam. Federasyon başkanı diyor ya, raporlara bakacaksın. Ne raporuna baksana. Raporuna. Neyin raporu lan? Neyin raporu? Bak erkek gibi söylüyorum. Yeter Büyükekşi, git. Git. Pozisyon yorumu yapmadım. Maçı da gazetelerde yazmadım. Şu anda Türkiye'de kimin şampiyon olacağına karar verildi mi bilmiyorum. Fenerbahçe'nin o maçı o baskıda kazanmasıyla acaba bir plan bozuldu mu? Erden Timur'un konuşmalarına inanmıyorum. Erden Timur bana güven vermiyor. Hocam nasılsınız? İyi misiniz? İyi hocam. Yine Türk futbolunda siz gerçi bunun... İsa'nın asası değil mi? Sonra çok tepki alırız değil mi? Siz bunun uyarısını çok fazla yapmıştınız aslında. Yani yaklaşık iki senedir yapıyorsunuz. Seneye çok kötü olacak dedim geçen sene. Evet. Bu seneyi arayacaksınız, çok kötü olacak dedim. Şunu söylüyorum şimdi, daha da kötü olacak. Şimdi kan damla damla başladı. Şimdi kan biraz daha farklı akacak. Yani son dönemde Türk futbolunda olaylar, Halil Umut Meler'in sahada bir başkan tarafından dövülmesi, bir başkanın takımı sahadan çekmesi, devamlı yönetici açıklamaları ve sonunda da artık taraftarla futbolcuların saha içerisinde birbirine girdiği anlar, Trabzon tribünlerinin sahaya indiği anlar, çok ve FIFA'nın açıklamaları, yurt dışı basının bununla ilgili haberleri. Neler söylersiniz? Maçı sormak istiyorum tabii ama öncelikle isterseniz olayları konuşalım. Neden buraya geldik? Halil Umut Meler ataması vardı. Halil Umut Meler daha önce maçı sizce durdurup içeri gitmeli miydi ki? Neler söylersiniz yaşanan olaylarla ilgili? Hocam buraya bir defa tesadüfen gelmedik. Yani bunu santim santim söyledim, şöyle söyleyeyim. Ben bir takıma bağlı değilim. Fenerliyim, Galatasaraylıyım, Beşiktaşlıyım, Trabzonluyum. Değilim. Ben Ankara Güclüyüm. Ama Ankara Gücü Başkanı hakeme yumruk ve yerde tekme attığı zaman Ankara Gücü küme düşürülmeli diyenlerdenim. Benim takımdaşlığım, takım tutmalığım. Çünkü ben 10 sene oynadım. Çok kanım aktı Ankara Gücü'nde. Tekme yedim, dizimden gittim. Kafam yarıldı, her yerim yarıldı. Ben Ankara Güclüyüm. Ama ne dedim? Ankara Gücü Başkanı onu yapınca ben federasyonda olsam Ankara Gücü'nü küme düşürürdüm dedim. Bunu yapmadığım müddetçe bir halt olamazsın. Şimdi buradan başlayarak gelelim. Buraya gelmek tesadüf değil. Malın sahibi kim? Malın sahibi Futbol Federasyonu değil mi? Futbol Federasyonu yok. Yok. Futbol Federasyonu yukarıdan zembille indi. Zembille inerken Türkiye'deki genel kuruldaki ben genel kurul üyesiyim. Oradaki kulisleri de iyi biliyorum. En düşük oyla geldi. Ama olabilir. Doğru iş yapsaydı bugünlere gelmezdik. Şimdi sana soruyorum. Hep sen bana soruyorsun ya, şimdi ben sana soruyorum. Hadi bakalım. Futbol Federasyonu Başkanı Beşiktaş stadına gidebiliyor mu? Hayır. Yani artık bir daha zor. Trabzon stadına gidebiliyor mu? Görmedim. Peki. UEFA Başkanı Čeferin geldiği halde Avrupa Kupası maçında, yani bizim tek kalan takım. Evet. Öyle veya böyle Fener. Avrupa Kupası maçında Fener stadına gidebiliyor mu? Čeferin UEFA Başkanı'nın yanında. Ulan malın sahibi niye oturmuyor? Gidemiyor. Hocam UEFA Başkanı geldiğinde UEFA Başkanı Čeferin, Ali Koç ve Federasyon Başkanı bir fotoğraf veremiyorsa bu skandaldır yani Türk futbolu adına. Federasyon Başkanı'nın o gün orada olmaması tamamen bir skandaldır. 3 büyük takımın maçına gidemiyor. Nereye gidiyor? Galatasaray'a gidebilir ama o da ya kupa vermeye gitti. Ya Galatasaray kongresi, evet, kongre olabilir. Evet. Ama Galatasaray stadına gidebilir. Ha Galatasaray da diyor ki federasyon istifa etsin bundan bir ay evvel. Aynen. Ya bırakın bu işi ya. Sizin Galatasaraylı üyeler var, federasyonda istifa edin. Niye oynuyorsunuz? Siz istifa edin, federasyon gitsin. Ya kardeşim, bu federasyon olduğu müddetçe Türkiye'deki futbolun burnu oktan kurtulmaz. Oktan. Peki sizce hocam Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi buna kendi karar verebilir mi, ben bırakıyorum diye? Onu tartışırım. Eğer birilerinden geldiği, birilerinin emriyle geldiyse bilemiyorum. Ama bağımsız seçildiyse onu da bilemiyorum. Ankara Güçlü bir yönetici bana 2 saat evvel bir mesaj attı. İsmini vermeyeyim. Şu anda yönetici. Bu federasyondan ne zaman kurtulacağız dedi. Ben de mesaja cevap verdim. Siz oy vermeseydiniz gelmeyecek dedim. Bana ne cevap verdi biliyor musun mesajda? Rakibi yoktu hocam dedi. Zaten problem orada. Yani şu an federasyon istifasını isteyen herkes... Bütün o gün... kulüpler, o genel kurula katılan, o bağımsız, özgür, özerk, genel kurula katılanların hepsi, oylarını verenlerin hepsi sakın oynamasınlar sağları solları. Rey verenlerin hepsi bugün ağlıyorlar. Vermeseydiniz la rey. Kimi aldatıyorsunuz? Beyler bir yere kadar götürürsünüz. Bir yerden sonra götüremezsiniz. Galatasaray... Doğru bir tane, yanlış çok. Ya hocam bırakın bu işleri ya. Sağınız solunuz oynarsa olacağınız bu. Türk futbolu bu. Daha bitmedi. Daha neler olacak göreceksiniz. Yani daha önümüzde maç. Şu anda kimin şampiyon olacağına karar verildi bilmiyorum. Şu anda Türkiye'de kimin şampiyon olacağına karar verildi mi bilmiyorum. Yani siz diyorsunuz ki şu an şampiyon belli ama ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Görüntüye bakıyorum. Ya çok enteresan olaylar ya. Öyle bir oynanıyor ki aman. Yani hocam Türkiye şöyle bir ülke oldu ya. Yapanın yanına kar kalıyor. Hocam bu çok önemli bir manşet verdiğiniz. Yapanın yanına kar kalıyor. Peki şampiyon olacak takım bunu biliyor mu? Onu da bilmiyorum. Ama tahmin ediyorum. Ama bilmiyorum. Ama tahmin ediyorum. Çünkü büyük resme bakarsan görüyorsun ya. Öyle veya böyle birileri yürüyecek, birilerinin önü kesilecek, birileri gidecek, birilerine bir hakem tayin olacak. Ya Trabzon maçına tayin edilen hakemin yanlışlığını maçtan evvel söyledim yayında. Halil Umut Meler. Asip orada. Yanlış. O çocuk verilmez. Niye? Niye? Ya çocuk o maçı istemiyor. Çünkü o çocuk çok iyi bir maç idare etti Avrupa'da. Üst düzey. Ve yarı final verecekler çocuğa. Ama şimdi verirler mi bilmiyorum. Ben olsam veririm. Çünkü Avrupa bizi bizden daha iyi izliyor. Bu çocuğa bu maçı vermeyin. Çünkü çocuk diyor ki yakınlarına. Ya ben şimdi oraya gidersem yıpranacağım, yapmayın diyor. Eğer Halil Umut Meler'e Ankara Gücü Başkanı tarafından yumruk atılıp yerde tekmelenmeseydi ve bu maça Halil Umut verilseydi, bu maçı Halil Umut o yardımcı hakemin kafasına gelen maddeden sonra oynatmazdı. Bak neler söylüyorum. Bir daha olaylı bir maç yönetmemek için Halil Umut Meler devam etti. Ama Halil Umut Meler öyle bir psikolojide ki ulan yumruk yemiş, yerde tekme yemiş. Bütün dünya yazmış. FIFA hakem bu. Türkiye'nin rezilliği. Türkiye'nin futboldaki iğrenç durumu. Futbol Federasyonu sayesinde, Büyükekşi sayesindeki rezilliği çocuk diyor ki şimdi ben bu maçı da diyor yarıda bırakırsam diyecek ki bütün dünya tekme yiyen, yumruk yiyen FIFA hakeminin ikinci olayı maçı yarıda kaldı diyecek. Tabii. Çocuk onun için maçın altında ezildi ve veremedi. Sonra da zaten saçma sapan kararlar verdi. Fauldü, gol verdi, değildi, penaltı. Ya bin tane iş yaptı. Ben pozisyonları tartışmıyorum. Trabzonspor'un isyanı var. 3. gol öncesi faul var mı sizce? Ya hocam 90 dakika fauldü ya. Sen neden bahsediyorsun bana ya? Ya olacak şey değil ya. 90 dakika maç fauldü. Diyorlar ki 3. golden 2. golden evvel faul var. Lan maç 90 dakika faul. O maçın yarıda kalması lazım. Ender de söyledi çocuk. Hocam pozisyonları yapmam dedi. Pozisyon yorumu yapmam dedi. Pozisyon yorumu yapmadım. Maçı da gazetelerde yazmadım. Çünkü ya maç oynanıyor. Ben maçı 85'te yazmaya başlıyorum. Maç bitince bitiriyorum. Sonra yayına iniyorum. Çünkü Ender'de başlıyor çocuk tek başına. Anası ağlıyor. Labaluba. Ben de sonra iniyorum. Mikrofon filan takılıyor. Ya o maçı benim bitirmem lazım. O maçı bitirmeden yazı yazmamam lazım. Çünkü her an bir şey patlıyor. Nitekim maç 90. dakikadan sonra patladı bir de. Ben şimdi onu yazacağım bir yarım 20 dakika. Sonra da aşağı ineceğim. Dedim ki böyle bir rezillik bir maçı yazmıyorum. Olay bu kadar basit. Yani burada şöyle bir algı oluştu. Siz sanki yazı yazmışsınız da yayın. Siz olmadı yazı yazmadınız. Yalan. Yok öyle bir şey. Ya ben maça yazmıyorum dedim. Ama benim ağzımdan çocuklar ilk maça yazmışlar haklı olarak Galatasaray'ı. Çünkü ben bazen diyorum ki televizyondan yazın. Ama bu maçın nesini yazayım? Bak sen diyorsun ki 3. golden haber faul var mı? Ya 90 dakika faul var ya. 90 dakika faul var. Neyin yorumunu yapayım ben ya? O maçın yorumu olur mu ya? O maç yarıda kalır. Ama sen yıllar önce Fener Galatasaray maçında kafası 5 yerinden yarılan hakemi 5 tane acı bademden doktor gelip konsültasyon yapıp maçı oynatırsan şu anda o arkadaş yorum yapıyor. Bugünlere gelirsiniz. Evet. Ben bunları o gün söylediğimde işimden kovuldum. Dijitürk beni kovdu. Siz bunları söyleyemezsiniz dedi. Ama Türk futbolu kötü gidiyor. Yarın daha kötü olacak dedim. Ben kovuldum. Yarın buradan da ben ayrılırım. Benim için fark etmez abi. Benim yolum bir tane gidiyorum abi. Binmişim bir alamete, gidiyorum kıyamete. Ama bu benim için değil. Futbol Federasyonu var ya Büyükekşi. Bindi bir alamete, idare ediyor, gidiyor kıyamete. İnşallah ölü çıkmaz Büyükekşi. Eğer yarın yaralı ölü hastane kaldırılırsa sorumlusu sensin. Büyükekşi. Git. 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 Yeter. 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 Yeter Büyükekşi yeter. Bak erkek gibi söylüyorum. Böyle yeter yapmıyorum. Yeter Büyükekşi git. 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 Ölü çıkmadan git Büyükekşi. Söylediğim çok ağır, kusura bakmayın. Ve hocam ya yani hiç sessizliğini de koruyor. Sadece cezaları bir federasyona öyle bir açıklama geldi. Ne yapacaktı ki? Bilmiyorum. Başka bir... Sağ sola ayrı oynuyor. He. Hocam aslında bu cezaların doğru verilmemesiyle alakalı. Belki Trabzonspor taraftarı şu an kızabilir ama şampiyonluk sezonunda Antalyaspor maçı hatırlayın sağa karışmıştı. İşte Nuri Şahin hatta bir açıklaması vardı hakeme. Bak burada oyuncularıma bir zarar gelirse bunun sorumlusu sensin diye. O maçtan sonra nasıl Trabzonspor şampiyon oldu diye Trabzonspor'a ceza bile verilmedi hocam. Bir maç bile ceza almadı Trabzonspor. Ve sonrasında bugün yine giriyorlar sahaya ve İçişleri Bakanı'nın açıklamasına göre giren taraftarların birçoğunun paso ligi yokmuş. Başkalarının paso ligiyle girmişler. 12 kişi gözaltına alındı şu ana kadar. Trabzon-Fenerbahçe maçı yıllardır öyle geçiyor. Ben çok idare ettim. Hocam niye polis yok? İşin gergin, ilginç tarafı o. Fenerbahçe seyircisi de yok. Güvenlik şirketi o işi yapamaz. Yapamaz. Şimdi güvenlik şirketinin parasını kim veriyor? Belki. Güvenlik şirketinin parasını kulüp veriyorsa işte Ankara Gücü'nde aynı rezilliği gördük. Evet. Şimdi burada da gördük ki Ankara Gücü başkanını tanımıyorum. O konuda yorum yapamam ama Trabzon başkanıyla tanıştım. Çok düzgün bir adam. Çok da beğendim. Konuşmasından bilmem nesiyle futbol oynadığım arkadaşlarım onun dayısı. Çok da düzgün bir adam. Ve çok da üzgündür şu anda. Abi bir orta oyunu oynanıyor. Herkesin bir rolü var. Bu orta oyununda benim de rolüm var biliyor musun? Ben de şeyi oynuyorum. Ahmet Tarık Tekçe. Biliyor musun Ahmet Tarık Tekçe'yi? Kötü adam. Her şeye menfi. Olur mu? Ne yapıyorsunuz lan siz? Yürüyün lan gidin filan. Kötü adamı oynuyorum. Çok iyi adamı oynayanlar var. Zamanında çok iyi adamı oynayıp da şu anda var ya Musa olanlar var. Benim eski ortağım mesela biri. Şu anda Musa'yı oynuyor. La gergedansınız. Geçtiğinde gergedandınız. Para kazanmak için her altı yaptınız. Çanakkale Köprüsü'nün altında arazileri aldınız. Belediye başkanını yıllarca televizyonda çıkardınız. Yaptınız, yaptınız, yaptınız. Bir baktım şimdi hepsi Musa. Ben kötü adam. Hala. Onlar Musa, ben kötü adam hala. Daha isim vereceğim, işkence çektireceğim. Santim santim hocam, oynamayın. Kıçınız başınız oynamasın. Dün neyseniz öyle olun ya. Neden korkuyorsunuz? La her şey para mı? Her şey para. Para, para, para. Her şey bu değil oğlum. Yiyip içip gezin la. Her şey para değil. Bir de kişilik var, şahsiyet var. Adam gibi durmak var. Ha ben durmuyorum. Ben kendim onu söylemiyorum. Ha sakın yanlış anlaşılmaz. Ben çok doğruyum, dürüstüm. İllet olduğum bir şey. Baronlar vardı, baronlar, baron. Şirketlerden aylık alıyordu gazete müdürleri. Neredeler? Yapmayın dedim. Şirketlerden para alan gazete müdürlerinin başındaki adam o zaman büyük bir şirkette ve Futbol Federasyonu'nda etkiliydi. Yapmayın dedim. Hocam olaylara gelelim. Taraftarın sahaya giriş anı, o sahanın karşılığı, Sonrasında Osterwolde'nin bir teması, Livakovic'e atılan bir yumruk, Egemen Korkmaz'ın bir meslektaşına arkadan gelip vurduğu yumruk, sonrasında Fenerbahçe futbolcunun Egemen Korkmaz'a karşılığı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle maç içinde de mesela Fenerbahçe'nin ilk yediği frikik golün öncesinde Fenerbahçe frikik kazanırken Fenerbahçe futbolcular meşaleyle uğraşıyordu orada. Hani hakem siz orada söylemiştiniz bitirmeli diye ama nasıl değerlendiriyorsunuz maç sonunda yaşanan bu kavgaları, futbolcuların karşılığını? Siz olsaydınız ne yapardınız? Futbolcular işte cezalar konuşuluyor. Neler düşünürsünüz? Hocam benim oyun alanım futbol sahası, tel örgüler benim oyun alanım. Seyircinin orada işi ne? Yok hocam öyle bir şey zaten. Bana tecavüze geliyor. Bana vurmaya gelen adama ben de vuracağım. Ya bana adam vurmaya geliyor. Ve elinde kesici adamı tutayım mı? Ve her şey var adamın elinde. Vuracağım ya. Ha, Futbol Federasyonu ceza verecekmiş. Futbol Federasyonu ceza vereceğine oradaki olayı doğru yapsaydı bir senedir, 1,5 senedir. Futbol Federasyonu'nun yaptığı her şey yanlış. Orada futbolcu gariban ya. Futbolcu ben olabilirim, sen olabilirsin, Fenerli olur, Galatasaraylı olur. Benim hayati tehlikem var lan. Futbol Federasyonu lan. Benim hayati tehlikem var. İçeri girmiş adam. Bana bıçak sokacak. Yerdeki o şeyin köşe gönderindekini kıçıma sokacak. Ben de ona vuracağım tabii ya. Kendimi koruyacağım. Senin şimdi tahkim kurullarından, disiplin kurulların bazı yerlerden gelen emirlerle acaba ne yapacaklar? Hocam, federasyon nasıl geldiyse disiplin tahkim öyle geldi. Şimdi ne yapacaklar merak ediyorum. Okyay'dan çıktı. Bir rezillik var. Bir dakika ya. Infantino, FIFA başkanı. O da açıklama yaptı. Açıklama yaptı. Rezillik. Federasyon başkanım kim? Büyükekşi. UEFA başkanı geldi. UEFA maçına gitti. Federasyon başkanı gidemiyor. Petkosu yemiyor federasyon başkanının. Fenerbahçe stadına gidemiyor. Fener stadına gidemiyor. Beşiktaş'a da gidemiyor. Trabzon'a da gidemiyor. Nereye gideceksin la? Çarşamba pazarına mı, Eminönü pazarına mı? Bir tek Galatasaray kaldı. Gittiği yer. Onu da ben fazla anlamam o işten hocam. Ben biraz köylüyüm. Fransızım. Cahilim. Hocam siz bu cezai yaptırımlar, şimdi çok konuşulduğu için söylüyorum. Ben de hani soruyu sorarken sanki bir futbolculara ceza verilmesinin anlamı değil ama konuşulduğu için soruyorum. Siz olsanız futbolculara bir cezai yaptırım uygular mıydınız? Zaten o seyircileri... Ben futbolcu olsaydım orada aynı eylemi yapardım, döverdim o geleni. Ben topçu olsaydım. Yaptım da. Yaptım ya. Bizi dövmeye geldiler. Vurduğuma çaktım, vurduğuma çaktım. Sakarya'da. Sonunda polis bizi içeri aldı 3 kişi. Bizi kurtaracaklar zannettim. Polis bizi dövmeye başladı. Ben 2 tane polise vuruyorum. 10 polis beni dövüyor. Eşek üstüne gelinceye kadar dayak yedim. Ama 2-3 polisi de götürdüm. Ceza aldınız mı o dönemde? Taraftan? Hayır. Sakarya'da. Ne yapacağım ben? Futbolcuyum. Tribünden atlamış 2000 kişi. Maskeli bu arada. Maskeli. Ben ne yapacağım abi? Herifler maskeli filan. Ha. Onlarda maske filan varsa bu organize bir iştir. Onlarda maske bilmem ne varsa bu iş evvelden hazırlanmıştır. Hocam zaten o zaman polis bu konuda niye tedbir almadı? O maskeyi takanlar kimler? O bilmeyenler kimler? Şu an gözaltına alındı o kişiler. 12 kişi alınmış gözaltına. Olay olduktan sonra değil, evvel yapacaksın evet, o işi. O sahada niye polis yoktu? O sahada niye polis yoktu? Yani Fenerbahçe'ye bir bayağı bir... Fenerbahçe geliyor. O sahada niye polis yok? Ve deplasman seyircisi yok. Riskli maç görüyorsunuz. Çok enteresan. Hocam bana hikaye anlatmasınlar. İçişleri Bakanı dikkatli bakarsa çok şeyi görür. Belki adam bilmiyordur. Ama çok şeyi göreceğini zannediyorum. Ya orta oyununu. Fenerbahçe üzerine net bu maç için söylüyorum ben yorum. Bir oyun oynandı bence Fenerbahçe üzerinde. Daha bitmedi ki devam edecek. Daha. Hocam... Ben yorum yapıyorum. Ben Fenerli değilim. Galatasaraylı değilim. Beşiktaşlı değilim. Trabzonlu değilim. Ben Ankara Güclüyüm. Biz Ankara Güclüyüz. Zaman zaman Fener düşmanı, zaman zaman Galatasaray düşmanı, Beşiktaş düşmanı, zaman zaman da yalakası oluyoruz. Nasıl oluyorsa evet. Fener yalakasıyken Fener düşmanı, Galatasaray düşmanı oluyoruz. Beyler Ben yolumda gidiyorum. Alayınıza söylüyorum, alayınıza. En aşağıdan en yukarıya. Ben yolumdan giderim. Yana da bakmam, arkaya da. Yürür giderim. Çalışabildiğim kadar çalışırım. Benim bir lafım var hocam. Nerede tırak, orada bırak. Beni kişiliğimden kimse yediremez abi. Ben buraya tırnaklarımdan geldim. Kazıya kazıya geldim. Hocam, alacağım 3 kuruştan ben ismimi yemem. Yedirmem de ha. Onu söyleyeyim. Yedirmem de. Yemem, yedirmem de. Kustururum adamı. Devam edelim soruya. Hocam çok maçı değerlendirmeye gerek yok. Fenerbahçe önemli bir galibiyet aldı ama. Yani bu zor atmosferde, onu söylemek lazım. Ve ya ben şöyle söyleyeyim, yine kısa, bir futbol sever olarak Fenerbahçe'nin o maçı kazanmasını istedim açık olarak. Çünkü gerçekten saha içerisinde o 2-0'dan 2-2'ye geliş çok futbol içerisinde olmadığını düşünüyorum ben. Peki sence Fener'in bu maçı kazanmasıyla bir plan bozuldu mu? Çok güzel soru hocam. Bugün güzel sorular soruyorsunuz hocam. Hep sen soracak değilsin evet. Ya. Fenerbahçe'nin o maçı o baskıda kazanmasıyla acaba bir plan bozuldu mu? Hocam aklımdan 1000 tane şey geçiyor. Etrafta o kadar çok şeytan var ki. Evet. Ben şeytan oldum. Çok şeytan var ya. O kadar çok şeytan var ki. Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon falan bakıyorum, Ankara Gücü. La bu kadar fazla şeytanın yanında ben de şeytan oldum abi. Evet. Bir de hocam Trabzon cephesinden şöyle açıklamalar geldi. Yavaş yavaş da bu maçı kapayıp diğer konulara da geçmek istiyorum. İşte Fenerbahçeliler sevinirse böyle olur. İşte Bardi'nin açıklaması var. Maç sonu, Trabzonspor'da ilk maçta sevindi. Orada dur. Hocam bak. Maç bitti. İçeride çocuklar var. Dedim ki Fenerbahçeliler bu ortamda giriş tünelinden içeriye girerlerse yanarlar dedim. Niye biliyor musun? En tehlikeli yer giriş tünelidir. Orada bayağı dayak yersin. Kim vurduya gidersiniz öyle. Kameralar da çekmeyebilir. Bazen olur. En sağlıklı yer santradır. Santraya gelirsin. Ha sevinirsin, sevinmezsin. Güzel. Diyorlar ki tahrik ettiler. Ben Fenerbahçeli oyuncuların tribüne dönüp Mert Hakan gibi yaptığını görmedim. Mert Hakan böyle yapıyordu. Piston, emme basma tulumba. Mert Hakan bak senin yaptığın iş nerelere geliyor Mert Hakan. O benme basma tulumbayı sonra sana doğru yaparlar. Benme basma tulumbayı yapma. Bak herkes onu konuşuyor. İstanbul'da ben Fener-Trabzon maçını seyrettim. Trabzon yendi çatır çutur. Çok da akıllı oynadılar. La Trabzonlu futbolcular geldiler. Horon oynadılar. Arkadan kaleciyi aldılar. Tavana attılar. Bir tane Fenerli girmedi içeriye. Bunu söyleyince Fenerli oluyoruz. Fener yalakası. Yok. Söylemezsen Galatasaray yalakası oluyorsun. Ulan yalakanın Allah'a sizsiniz lan. Kim söylüyorsa Allah'a sizsiniz yalakanın. Kim söylüyorsa bana yalaka diye Allah'ın yalakası sizsiniz. Hocam Trabzonspor'a peki nasıl bir ceza uygulanmalı? O cezayı federasyonu sorun hocam, ne olacağını bilemem. Federasyon başkanı diyor ya raporlara bakacaksın. Ne raporuna baksana? Raporuna. Neyin raporu lan? Neyin raporu? Neyin raporu lan? Rapor orada duruyor. Televizyonu aç, rapor. Al geri verileri rapor. Doğru. Şimdi o raporun ne olduğunu göreceksiniz orta oyunun. Hep beraber göreceğiz bak. Orta oyunun hep beraber göreceğiz. Doğru. O zaman da onu konuşacağız. Galatasaray Kasımpaşa deplasmanında yani gerçekten gol düellosu olan maçta kazandı. Son dakikalarda rakip 10 kişi kaldı. Geriye düştü. Enteresan maçtı. Nasıl değerlendiriyorsunuz Galatasaray maçını? Hocam şöyle değerlendiriyorum. Kasımpaşa'nın teknik direktörlüğü takımını çok iyi oynatıyor. Fizik olarak çok iyi hazırlamış. Tebrik ederim onu. Çok keyifli oynatıyor. Ama teknik olarak maça hakim olamadı. Gerektiği yerde maça el koyamadı. Okan gerektiği yerde maça el koydu. Haliyle Galatasaray'ın yedek kulübesiyle Kasımpaşa'nın yedek kulübesi aynı değil. Okan'ın eli daha kuvvetliydi. Okan onu kullandı. Kartları daha iyiydi. Ben hiç anlamam ama kartlar daha iyiydi. Çıkarttı, oynadı. Bunun elinde yoktu. Ama ne olursa olsun o dakikaya geldikten sonra 10 kişi de kalsan o maçı bitir. Başarılı bir teknik adam. Takımını çok iyi oynatıyor. Çok süratli oynatıyor. Çok da güzel bir şey söyledi dün. Türkiye'deki hakemler bizim tempomuz hazır değil dedi. %100 doğru. %100 doğru. Çünkü Türkiye'deki hakemler böyle ağır ağır kanı gibi oynatmaya hazır. Yorulduğunda durduruyorlar. Evet durduruyorlar. Onlar da takımlarda. Ama teknik olarak takıma hakim olamadı. Ben 3-2 galipken o maçı bitirirdim. Penaltı ve penaltı ve kırmızı kart için ne söylersiniz? Hangi penaltı o? Söyle, o kadar çok penaltı var ki. Galatasaray'ın kazandığı penaltı ve kırmızı kart. Doğru. Ha, kırmızı verir misin, vermez misin tartışırım. Icardi'yi nasıl gördünüz hocam? Beğenmiyorum şu anda. Ama Okan diyor ki zorlayarak oynuyor diyor. Ama zorlayarak şeyde oynamıyor. Reklamlarda bir para olayı var dediler. Dedikodu. 5 milyon Euro'dan bahsettiler. Bu dedikodu. Onun için bayağı olmuş bir tartışma. Ama bu dedikodu. Bir kenara yazın. Hocam yalnız kalitesini şöyle özetleyebiliriz Icardi'nin. Gerçekten fizik olarak belki çok geride. Ama 17 gol, 7 asist gibi bir rakam. O bile yetiyor ya. O bile yetiyor. Yani demek ki Icardi tam randımanlı olsa... O zaman buraya gelmez zaten. Evet. Yani çok acayip bir performans. O zaman buraya gelmez. Hocam Erden Timur'un maç sonunda yabancı hakemi kabul ediyoruz. Fenerbahçe'nin teklifini artık kabul ediyoruz. İsterse robot hakem yönetsin diye bir açıklaması oldu. Erden Timur'un konuşmalarına inanmıyorum. Erden Timur bana güven vermiyor. Şimdilik bu kadar. Peki Süper Kupa'yı kim yönetir hocam? Galatasaray, Fenerbahçe mi? Halil Umut Meler bir daha alır mı sizce derbi? Hayır, almaz. Kim yönetecek hocam ligde? Haberim yok. Futbol Federasyonu Başkanı Infantino'yu arasın veya Čeferin'i arasın filan bir şey yapsın. Veya sorsun takımlara kimi vereyim desin. Federasyon Başkanımız muazzam. Hala duruyor ya utanmadan ya. Utanmadan hala duruyor. Git ya git. Süper Kupa bir tek Galatasaray istiyor. Galatasaray da artistlik yapıyor. Federasyon istifa diyor. Federasyonun içindeki Galatasaraylılar istifa etsinler, federasyon düşer. Hocam şunu da sormak istiyorum size. Şu anki gidişat Galatasaray, Fenerbahçe ki bununla ilgili de söylediniz. 2 tane de maç var. Ya bu nasıl olacak? Bunlar nasıl tamamlanacak? Ve Süper Kupa finali iptali istiyor. Yani ertelemesi istiyor Fenerbahçe. Burayı kimler getirdiyse onlar götürsünler. Buraya getirdiler. Buraya organize getirdiler 2 takımı. Evet. Yani oynasınlar diye ligin sonunda. Türkiye'de futbol işte 2 takım. Kimler getirdiyse onlar götürsünler. Her şeyin bir bedeli vardır biliyor musun? Sorun var mı başka? Hocam son soru Beşiktaş'ın durumu ve yani Beşiktaş'ın durumunu daha konuşuruz ama o ilginç penaltı anını sorayım. Allah kimseye öyle bir penaltı atışı nasip etmesin. Çok nadir olan bir şey futbolda oluyor işte. Yani 2 ayakla penaltı düştü. Yani ayağa kaydı çocuğun. Allah kimseye vermesin hocam. Santos'la peki hocam Beşiktaş devam etmeli mi yoksa... Hocam şu anda etmeli zaten yani... Yok önümüzdeki sezon başlamalı mı diye değiştiriyorum soruyu. Hocam şöyle başlamalı. Çünkü öyle getirdiler. O şimdi yaraları bilmeye başladı. Kolay da değil. Yani çok gidecek oyuncu var bence. Bence devam etmeli. Ama biraz kendini yenilemeli. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.